Herkese merhabalar. Daha önce Doblo Karavan videomuzu çektiğimiz yerdeyiz yine. Geçen yıl aşağı yukarı bu zamanlarda Doblo'dan karavan olur mu? Olursa nasıl olur? Videomuzu aynı bu noktada çekmiştik. İkincisini yakın zamanda başka bir yerde çektik. Belki izlemişsinizdir. Şimdi de üçüncü ve devam niteliğinde Doblo'da duşu nasıl kullanıyoruz? Bu karavanın içerisinde duşu nasıl fonksiyonel hale getirdik? Onları anlatacağız. Tuvaleti? Tuvaleti başka bir videoda anlatalım. Tamam. Şimdi duşumuzu anlatalım detaylı olarak. Normalde bizim anlatmıştık ikinci videoda, musluğumuz şuradaydı. Ama bu alanı çok böyle kısıtladığı için musluğumuzu buraya aldık. Burayı da böyle bir sistemle kapatmıştık. Hortumumuz da bu kadardı. Ve kısaydı. Hortumumuz çok kısaydı. Dolayısıyla şu alanda dışarıda en yakın yerde duş alsak bile içeri ıslatıyorduk. O yüzden hortumumuza bir teknik geliştirdik. Aradık taradık ama bu böyle hortumun... uzun halini bulamadık. Uzun halleri bu girişlerine uymadı. Şurada farklı girişleri var. Ama şöyle bir sistemle biraz da nalburdan destek alarak hortumumuza artı ne kadardır bunun uzunluğu? 1,5 metre kadar. 1,5 metre falan bir ilave yaptık. Şimdi Şenol'da uygulamalı olarak gösteriyoruz. Şöyle altına taşlar koyduk duş alacağımız yerin. Çünkü normalde yer böyle toprak, çamurlanabilir diye. Yeri şöyle güzelce. Tabii şu kamp alanımız şurası. Farkındaysanız etraf şöyle toprak, çamur olmaya çok müsait. Ama biz burayı deniz kenarından taşıdığımız taşlar ve kumlarla çok güzel bir veranda haline getirdik. Şöyle de bir manzaramız var. Yine aynı koydayız dediğim gibi. Az önce ben duş aldım. Şimdi de Şenol duş alıyor. Hatta şurada çamaşırlarımız var. Her şey doğal olduğu gibi. Şimdi deniz kenarı bir yerde olduğumuz için haliyle böyle duş almak çok normal, çok rahat. Çünkü burada herkes zaten mayoyla, bikiniyle, şortla yadırganacak hiçbir durum yok. Ama diyelim ki böyle deniz kenarı bir yerde değilsiniz. Fonda da Şenol yıkanıyor. Ne yapabilirsiniz? Arkayı, şu kapakları kapatıp oradan böyle bir şey, bir branda gibi bir şey çekebilirsiniz. Mesela bizim yukarıda hasırımız var, port bagajın içerisinde. Onu bazen tam olarak kapatıyoruz buraya. Yani ıslandığında sorun çıkartmayacak şeylerle, mesela bir duş perdesi, evet, tenteyi açtığımızda da üstü kapatıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, ıslandığında sorun olmayacak şeylerle, bir duş perdesi bile olabilir bu. Arada bir yere böyle kapatabilirsiniz askılarla. Çok da rahat olur. O şekilde de duşunuzu alabilirsiniz. Diyelim ki çok kara kıştayız, hava da çok soğuk. Zaten birçok yerde o zaman ateş yakıyoruz. Şu anda yine orman yangınları nedeniyle ateş yakmak birçok yerde yasak. Ama kaldığınız yerlerde uzun gezdiğinizde suyunuzu ısıtıp bir güğümde alttaki bidona karıştırıp yine çok rahatlıkla duşunuzu alabilirsiniz. Evet Şenol Bey, nasıl duş keyfi? Ferahlık varmış be. Değil mi? Çok evet. Güzel. Evet. Özellikle Ege çok tuzlu olduğu için denizden çıkınca duş almak gibisi yok. Bu arada parmağı kapalı. Çünkü dün ufakta bir kaza geçirdik aslında. Şu anda bayağı... Nazar olsun diyorum. Evet. Bayağı dikişlikte bir durum vardı ama dikiş attırmadık. Parmağı yaralı. Dün gece böyle bir kaos ortamında geçirdik. Aslında her şey güllük gülistanlık değil. Her şey var. Olumsuz şeyler de yaşıyoruz. Onları çok yansıtmıyoruz. Olabildiğince arabamızın keyfini çıkartmaya çalışıyoruz. Mesela şöyle her geçen gün içeriği biraz daha geliştiriyoruz. Şimdi çok sıcak olduğu için burada havalar, kapılar kapalı uyunmadığı için şöyle eski bir perdeden kesip hem şu ön kapıya hem de arka kapıya tül yaptık. Önü arkayı açıp öyle uyuyoruz geceleri. Ekstra ilave yaptık mı? İkinci videodan sonra şunları göstermiştik zaten. Şimdi kullanıyoruz. Hatta böyle içleri dolu. Çok iyi oldu. Çünkü sürekli valizi ön koltuğu al, arka koltuğu al sorun oluyordu. Böyle daha rahat. Şu dolabı ekledik. Dolabımız zaten vardı ama
Kışın kullanmıyorduk. Aşağı indirdik evden. Böyle kullanıyoruz. Orada da yine güneş paneline bağladık. Bu şekilde birkaç ekleme çıkartmayla yolumuza devam ediyoruz. Yine merak ettiğiniz bir şeyler varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda da tuvalet nasıl kullanıyoruz, ne yapıyoruz onları anlatacağız. Değil mi? Evet. Böyle gayet rahatız yani.